Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda ben yazılım öğrenmenin neden önemli bir beyindeki kası geliştirdiğini ve bu kası neden hayatımız için önemli olduğundan bahsedeceğim. Çok fazla iş bulmaya, finansal konulara girmeyeceğim. Çünkü o yaşadığımız toplumla ilgili aslında. Maalesef çoğu şeyi keyfi yapmıyoruz ve bir hedef doğrultusunda yapıyoruz. Bu hedefi ortadan çıkartırsak yine de neden yararlı olabileceği konusuna gireceğim daha çok. Çünkü şu anki eğitim, merak, öğrenme sistemi daha çok para odaklı. Matematik öğrenmen lazım. Neden? Çünkü sınavdan iyi not alman lazım. Neden? İyi bir üniversiteye, liseye girmen lazım. Neden? İyi bir iş sahibi ol. Neden? Para kazan. Neden para kazanman lazım? Çünkü toplum dinamiği parayla dönüyor. Hani parası olmayana kız vermiyorlar neredeyse. Hani en temel içgüdülerimizin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği bile paraya dayanmış durumda. Lan sizi var ya sizi. Ya o değil de bazen gereğinden fazla sonuç odaklı olabiliyoruz. O yüzden de nedenini atlıyoruz. Ya da nedeni bir anda sonuç oluyor. O yüzden de kısır döngüye dönüyor. Biz de ezbere yaşamaya başlıyoruz. Ya da artık ben sonuca ulaştığım için geriye dönüp tekrardan sorguluyorum. Fark etmez. Bu arada da para, kariyer, finans, kötü motivasyonlar demiyorum. Ben de bu yüzden öğrendim. Sadece vasat bir sistem içerisinde pragmatik çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bizim elimizdeki imkanlar bunlardı ya da daha fazla imkanlar bulmaya cesaret edemedik. O yüzden bunları yapıyoruz. Ha bunları aradan çıkardıktan sonra bence neden hala önemli onlardan bahsedeyim. Ciddi bir şekilde yazılımın, matematiğin, fiziğin hani bunların hepsini ben aynı kategoriye alıyorum. Mantık ve neden sonuç kasını geliştirdiğini düşünüyorum. Birazcık kulağa saçma gelebilir ama bizim beyin denen bir hardware'imiz var, bir donanımımız var. Ve bu beynimizin software kısmı, yazılım kısmı ise algoritmalardan oluşuyor. Bu algoritmanın büyük bir kısmı doğuştan genetik olarak aktarılan bir algoritma. Ama aynı zamanda da yaşayarak, öğrenerek bu algoritmayı güncelleyebiliyoruz. Zaten eğitimin temel amacı ne diye bakarsanız bu algoritmayı güncellemek. Ha bazen politik sebeplerden dolayı da bir kişiye belli bir eğitim sistemi empoze edilip belli bir tarafa doğru güncellemeler getirilebiliyor. O ayrı bir konu. Zaten bu sosyal medya gibi araçları sevmemin nedeni de bu eğitimi birazcık daha demokratik hale getirmesi. Ki bu tür sistemlerin de kendi algoritması olabilir insanları bir yöne kaydırması için. De konu çok saptı. Ben yazılıma döneyim yazılım. Bu beynimizdeki algoritmanın kendini güncellemesini teşvik eden en büyük unsursa merak. Merak ediyoruz, sonuca ulaştığımızda ise kıvılcımlar çıkıyor, hormonlar falan. Aa öğrendik, devam edelim diyoruz. Kaynağım ne? Popom. Neyse kısaca yazılım öğrenmenin bu algoritmayı çok ciddi bir şekilde güçlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü yazılım dediğin şey de bilgisayarın algoritması. O algoritmayı yazarken kendi algoritmanın nasıl çalıştığını fark etmeye başlıyorsun. Bu arada aşırı basitleştiriyorum. İnsan beyninin algoritmasıyla makinede yazılmış bilgisayarın yazılımı algoritması çok farklı şeyler. Ama en azından tam olmasa da bir bakış açısı, o mantık açısından bir bakış açısı kazandırıyor. Zaten yapay zekayla yapılmaya çalışılan şey bu. İnsana benzer bir algoritma, yapay zeka, o zeka nedir? Onu araştırmak. Şu an çok fazla kelime bazlı gidiyor ama insanlarsa kelimeyi bir şeyi tanımlamak için kullanıyor. Hani kelimenin başlı başına bir anlamı yok. Ona lütfettiğin anlamı taşıyor. O yüzden şu an çok fazla kelime bazlı gittiğimiz için onun bir noktada tıkanacağını düşünüyorum ki tıkanmaya da başladı zaten o LLM'ler. Daha insan beyninin nasıl çalıştığını bilmeden yapay zeka yapmak birazcık zor. O yüzden o yazılım alanıyla, o nörobilim alanının hani böyle bir dans etmesi gerekiyor. O dans başladı ama daha fazla dans etmesi lazım. Sürekli birbirlerinin ayaklarına basıyorlar şu an. Makineler de bir şeylere inanmaya başladığı zaman, kendi inançlarını geliştirmeye başladıkları zaman ne olacak acaba? Çok ilginç. Ama dediğim gibi bu kasınızı geliştirmek hayat anlamında çok önemli. Hani bir insan olarak çok önemli. Yani bu dünyaya geldik, öleceğiz. Ne bileyim 3000 yıl sonra gelseydik çok daha farklı konulardan konuşuyor olabilirdik. Ama şu an geldik. Hani bir daha gelmeyeceğimiz için elimizde bunlar var. Yani aslında burada hayattan beklentiniz de denklemin içerisine giriyor. Hayattan nasıl bir beklentiniz var? Eğer beyninizin o kısmını geliştirip hayattan öyle de keyif alabileceğinizi düşünüyorsanız bir yazılım öğrenmek mantıklı. Hani matematik öğrenmek, fizik öğrenmek işte o neden sonuçsal olarak. Sadece bu yöne yönelmek de kötü. Hayat dediğin şey bayağı ilginç bir şey. Sanat, müzik, resim, insanın kendini ifade etme isteği. Ama mantıksal olarak da, mekanik olarak da bir kasımız var ve bu kasın gelişmesi de önemli. Ve kümeler olarak da düşünürseniz hani mantık kası kümesi ya da matematik ve toplumun bizden beklentisi hani bize verecekleri finansal olarak falan o denklemin o paydaş kısmında yazılım var. Hani şu an mantıklı. Öğrenmek için de bu arada gayet güzel bir yöntem. Çünkü matematik hani aljebrayı öğren, cebirli işlemleri. Hayatta kullanmıyorsun. Yazılım en azından kullanabileceğin bir alanı var. Ve eğer o kası geliştirirsen sırf yazılımla da kalmıyor. Bütün gelecek işlere de daha kolay adapte olabiliyorsun. Hani iş bulma için değil, kendi özel hayatında da bunları kullanabiliyorsun. Çünkü o problem çözme yeteneğini arttırıyor.
Ve problem çözme yeteneği, problemi yaratan da insanlar bu arada. Çok önemli. Çünkü o yarattığımız problemleri çözmemiz lazım. Aklıma Süleyman Demirel'in lafı geldi. Problemleri problem etmezseniz ortada problem kalmaz. Ama problemleri problem olarak nitelendiren insanlar. Yoksa git köyde 3-5 tavuk. Hani öyle bir hayat da geçirilebilir. Gayet sakin. Hani sadelik aslında bir lüks. Özellikle günümüzde çok lüks olan bir şey. Neyse konu yine dağılacak. Dediğim gibi yazılım bu kasınızı geliştirmek istiyorsanız güzel bir araç. Yani sadece yazılım mı değil, matematikle de olur, başka şeylerle de olur. Hani gözlem yeteneğiniz yüksekse hayatı tecrübe ederek de olabilir. Ama bizden önce bu hayatı tecrübe etmiş, bazı şeyleri bulmuş olan insanların çoktan bulmuş olduğu şeylerden faydalanmak da tembel olduğum için benim işime geliyor açıkçası. Ben daha çok onların üstüne ne çıkabilirim diye düşünüyorum. Ki benden sonra gelen nesiller de benim üstüme çıksın. Hani böyle bir yaşam döngüsü olsun. O dediğim 3000 yılında ne olur acaba? İşte. Ben de bilmiyorum acaba ne olur. Ama umarım daha sağlıklı bir şekilde öğrenmeye, merak etmeye başlayabilir. Çünkü şu an öğrenme daha çok finansal motivasyon ağırlıklı. Çünkü yaşadığımız toplum düzeni öyle. Bizim zamanımızda da bunu değiştiremeyeceğimize göre yapacak bir şey yok. Değiştirmek istiyorsanız da tabii çabalayın. Hani çabalamayın demiyorum. Ben de aslında o YouTube'da falan benim de kendi açımdan çabalarım bunlar. Ama bir yere kadar sonuçta ben de yaşlanıyorum. Hani saç ektirdim falan. Hayat geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar da gideceğiz. O gidene kadar bu hayat tecrübesini nasıl değerlendirebilirsiniz aslında o yazılım öğrenmek? Hani o hayat tecrübesi adı altında bu kaç bin yılında olursanız olun, isterseniz 10 bin yılında olun, isterseniz 2000 yılında olun. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla tek bir sıkıntı kurşunumuz var. Hani bunu nasıl değerlendirebilirsiniz bu hayat verilmiş şansı? Yani ben kendi açımdan baktığımda bu alanda da kendimi geliştirmek, bu kasımı geliştirmenin hayatın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve yazılım da bu kası geliştirmem için yardımcı oluyor. Aslında bütün anlattıklarım da bundan ibaret. Ve gelecekten izleyenler ki onlar zaten izlemez. Hani bu cloud'a YouTube'a yüklenmiştir. Hani böyle paket paket download edersin ve onları bir anda beyne indirirsin. Sakın bu paketleri indirdim işim rahatladı demeyin. Çünkü beyin kimyasal şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla bayağı kimyasal bir şey. O algoritmanın değişmesi için belli zorluklara adapte olması lazım. Hani bir anda indirirsen aslında o öğrenme sürecini atlamış olursun. O yüzden birazcık daha yavaş, hayatı yavaşlatmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü öyle big data döneminde resmen robotlaşırsın. Belli paketler vardır, indirmeye başlarsın. Şu anda da böyle videoları izleyerek aslında onu yapıyoruz ama çok manuel. Hani zaman alıyor. Bazıları çarpı 2'de izliyor daha hızlı indireyim diye. Zaten her kişide indirdiğinin etkisi, tepkisi farklı olabilir. Ama hani bir anda indirmek yerine bazen de zamanını alıp daha yavaş bir şekilde tüketmeye başlarsan, çalışırsan, hani bizim günümüzde kitap okumak gibi. Hani kitap okumak vardır, sesli dinlemek vardır. Aslında benzerdir ama o kitabı kendi iç sesinle okurken daha aktif bir şekilde öğreniyorsun. Dinlerken daha pasif, izleyici konumundasın. Yani bunların farklılıklarının olduğunu düşünüyorum. Belki öyle bir regresyon modeli yapılabilir. Nasıl videoları indirmeniz lazım ki doğru öğrenebilin? Hani ama bu çok komplike. Yani beyinde MRI'lara falan bakmak lazım. Nasıl bir tetik yaratıyor? O tetikler doğrultusunda o videoların belki indirilmesi lazım falan ama çok komplike konular. Demek istediğim pasif olarak değil, aktif olarak öğrenin ya da algoritmayı aktif olarak tetikleyecek şekilde geliştirin. Böyle videoları bir anda indirirken de torba yasa gibi aralara sızan şeyler olabilir. Onlara da dikkat edin. Çünkü algoritmayı kim kontrol ediyor, o torbaları kim yapıyor belli değil. Bir anda İtopya'ya gideceğiz derken distopya olmasın yani. Farklılıklar güzeldir, o farklılıklardan insanlar öğrenir. Tek çeşit insan yaratmaya çalışmayın. Bu kötü, bu kaka, yapmayın bunu. Neyse videoyu yeterince uzattım. Beğenirseniz takip, makip, klasik şeyler. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.